E-defteri istediği, kağıt defteri istediği zaman götürüp gösteriyorsanız aynen o şekilde e-defteri istediği zaman da götürüp göstermeniz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz 2 yıl önce 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu kurulduktan sonra da önce de vergi inceleme süreleriyle ilgili bir takım düzenlemeler, bir takım değişiklikler yapıldı. İşte örneğin şu an incelemelerde standart süreleri en geç 6 ay içerisinde bu incelemeleri bitirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tür elektronik vergisel uygulamalar, e-deftere, fatura gibi araçlar üzerinden denetimler hızlı bir şekilde yapılacağı için sizde böyle bir algı oluşmuş olabilir. Yani Maliye Bakanlığı bizi sürekli denetleyecek mi, gözetleyecek mi? Yani şu anda sizin defterinize, verinize sürekli olarak ulaşmayacak ama ulaştığı zaman artık eskisi kadar aylarca, belki yıllarca defteriniz denetim elemanında kalmayacak. Daha hızlı bir şekilde denetim yapılacak. Bu da zaten kanunun öngördüğü 6 aylık süre içerisinde yapılması gereken bir şey. Şimdi bu işlere yatırım yapılacak mı? E-faturaya, e-deftere, diğer işte biraz önce bahsettiğim kayıt saklama gereksinimleri dosyasının oluşturulmasına yatırım yapılacak mı? Elbette bunlara bir takım yatırımlar yapılması gerekiyor. Ama işin başında yapılan bu yatırımların uzun vadede işletmelere geri dönüşünün çok fazla olacağına ben şahsen inanıyorum. Şimdi Türkiye'de elektronik fatura uygulamasına ve akabinde de elektronik defter uygulamasına devletin zorlamasıyla şirketler geçti. Ama yurt dışında devletlerin zorlaması olmaksızın firmalar isteyerek e-fatura, e-defter uygulamalarına geçiyorlar. Yani Avrupalı şirketler, Amerikalı şirketler bu işin bir karını, bir avantajını görüyorlar ki onlar bizden daha çok kapitalist ülkeler değil mi? Daha çok kapitalist ülkeler. Onlar gönüllü olarak bu işe geçiyorlar. Bir faydasını görüyorlar uzun vadede. Dolayısıyla ben uzun vadede bunun bizler için de, yani işletmeler için olduğu kadar yeminli mali müşavirler, denetçiler için de faydasının olacağını düşünüyorum. Bugün bizim konuştuğumuz şeyler dediğim gibi bugünün, yarının, bir yıl sonrasının değil, 3 yıl, 4 yıl, belki 5 yıl sonrasının konuları. O günlere hazırlık için bu gibi konuları konuşuyoruz biz. Bu işin Maliye Bakanlığı'na faydası biraz önce bahsettiğim gibi denetim boyutuyla işleri hızlandıracak. Ama şirketlere bakan yönüyle de onların iş ve işlem süreçlerini uzun vadede ben hızlandıracağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili üstadım. Efendim, senden önce söz aldı. Arkadaşlar, Mehmet bir kere vereceğim. Sen yöneticisin, en son sözü sen. Doğru. Ben bir konuşuyorum arkadaşlar. Elmişer, senden önce söz istedim. İyi akşamlar. İsmail Serkan Gezmiş. Benim iki konuda merakım var. Birincisi bu e-defter uygulamasındaki ücret konusu. Yani ücret maliyeti ne olacak? Yani firmalar bazında veya işte bizim açımızdan bu önemli. Yani bir maliyeti var mı? Sizin hesapladığınız ve öngördüğünüz bir maliyet var mı? Yani genel olarak. Netleşsin yani bazı şeylerde. Çünkü defter tasdik ücretlerinde biliyorsunuz yıllık alınan bir şeyler var. Burada fayda analizi yapmak amaçlı. Yani ikincisi şimdi biliyorsunuz ki ticaret bir sırdır. Burada 10 yıl sonrasının bilgisayar firmalarının yaşayıp yaşamayacağını, sistemlerin hackerlar tarafından çöküp çökmeyeceğini ki devlet kurumlarını çöker diyorlar. Şimdi bu durumda data kaybı olursa işte mevcut işte diyelim ki inşallah olmaz Vision Plus firması batarsa, iflas ederse veya işte onun gibi veya hattı zaten ne bileyim hackerlar tarafından bir şey olursa, ticaret sırları ifşa olursa, silinirse, çalınırsa bununla ilgili bir öngörü nedir? Yani bunun cevabı ne olacak? Bu çok önemli bence. Bir de garantisini nasıl verebiliriz yani biz? Yani bunun garantisini nasıl vereceğiz? Teknolojik uyum ve know-how da zaten işin başka bir kısmı, yeni bir sektör yaratacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi elektronik defter ücreti ne olacak? Maliyeti ne? Şimdi elektronik defter yazılımı geliştiren firmadan firmaya bu değişiyor. Şu anda piyasada 70'ten fazla
elektronik defter hizmeti veren firma var. Bunlardan elektronik defter hizmetini bedavaya verenler de var. 300-400 liraya verenler de var. 10-15 bin liraya verenler de var. Serbest piyasa ekonomisi. Bunların sundukları hizmetler tabii birbirinden farklı. Dolayısıyla bunu sizin araştırıp size en uygun olanını tespit etmeniz gerekiyor. Bu firmalarla işte birebir görüşmeniz gerekiyor. Maliyet konusunda net bir rakam bu anlamda söylemek mümkün değil. Sıfırdan başlar. Onu demiyor. 50 bine 100 bine çıkar. Onu demiyor. Muhasebe giderin aldığı paralar ne olacak diyor. O başka boyutu da. Başka boyutu. Mesela firma bazında mı bu rakamlar yoksa? Firma bazında. Firma bazında evet. Yani dediğim gibi 100 liraya yapan da var. Sıfır bedavaya yapan da var. Çok pahalıya yapan da var. Tasdik ücreti elbette kalktı. Burada Maliye Bakanlığı pek yapmadığı bir şeyi yaptı. Noterlerden aldığı bu noter tasdik ücretlerinin büyük bir kısmı biliyorsunuz Maliye Bakanlığı'na geliyordu zaten. O Maliye Bakanlığı bundan vazgeçmiş oldu. Kendisi beraat tasdik ederken herhangi bir meblağ şu anda talep etmiyor. Önümüzdeki dönemlerde talep eder mi onu bilemiyorum. Muhtemelen etmez diye bekliyorum ben. Şimdi bu veriler biliyorsunuz kendinizde yani şirkette tutulabileceği gibi bu şahıslar, bu firmalarda da tutulabilir dedik. Ticari sır niteliği elbette var ama bu sadece bu firmalar için geçerli değil. Muhasebeciler için de geçerli, yeminli mali müşavirler için de geçerli. Herkes yani şirketle ilişkili olan bankalar için de geçerli bir şey. Dolayısıyla bu firmaların bu sırları deşifre etmeyeceklerini düşünüyoruz. Kaldı ki sözleşmeler buna göre yapılıyor zaten. Bu sözleşmeleri çok sıkı bir şekilde gözden geçirmenizi, okumanızı ben tavsiye ederim. Veri kaybı olursa şayet bunun da önleminin mutlaka alınması lazım. Bu verileri mesela bu tür şirketler en az iki yerde tutmak zorundalar Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine göre. Bu üçüncü yerde, dördüncü yerde de tutulabilir tabii güvenlik kuralları çerçevesinde. Ama veri kaybı olduğu zaman şu anda bu firmaların herhangi bir sorumluluğu yok. Sorumluluk tamamen mükelleflerde. Hani kağıt defterleri bir ardiyeye, bir depoya koydunuz. O depoda bir yangın çıktı, bilmem bir şey oldu. Orada nasıl sorumluluk o deponun sahibinin değil, doğrudan sizinse. Burada da sorumluluk doğrudan mükelleflerin. Dolayısıyla dediğim gibi e-fatura veya e-defter uygulaması almadan önce sözleşmeleri çok ciddi bir şekilde incelemek ve firmaları da iyi analiz etmek gerekiyor. Bedava veriyor diye bir firmadan gidip de elektronik defter almanın çok bir anlamı yok. Rüzzet'in yangısı misali. Dolayısıyla bu konularda biraz hassas davranmakta fayda var. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Türker. Sayın Başkan teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi benim sorum e-defter ve denetim bölümünde iş denetimin yapılacağı belirtiliyor. Şimdi iş denetimi yapmak için evvelemeyle bir satın almayı aldığımız zaman sözleşmelerin girişinin faturalar satışlarında kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak nasıl bir işlem yapmak gerekiyor? Veya sisteme girişleri nasıl yapmak lazım ki iş denetimi yapılabilsin? Şimdi burada bir şey daha var aynı bölümde. Dış denetim, bağımsız denetim, yani bir de tam tasdik demiş. Şimdi bu kayıtlar e-defterde yapıldığı zaman, yani hem de meslektaşlarımıza kolaylık olsun diye bir açıklama getirmekte yarar görüyorum. Nasıl sistem çalışacak? Bu konuda bir açıklama yapılırsa arkadaşlar içinde makbule geçerim bence. Şimdi üçüncü bir husus, şube ve merkez defterinin tutulması. Ki ayrı ayrı tutulabileceği söylendi. Şimdi ayrı ayrı tutulduğu zaman idareden bir ayrı izin almaya gerek olmadığı söylendi. Şimdi bu şubeyle merkezin konsolidasyon yapılacağı zaman sistemden üzerinden mi yapılacak yoksa manuel yapılacak? Yani. Teşekkür ederim. Şimdi üçüncü bir husus daha var. Pardon bir şey daha sorayım. Şimdi az evvel bir şey ifade ettik. Burada kanunda boşluk var TPK'da. Defterlerin, yani bu şeyin zayi olması, bilgilerle ilgili kayıtların tutulması, saklanmasında. Şimdi burada mahkemeden Türk Ticaret Kanunu'na göre bir zayi ilanı alma imkanı yok. Şimdi az önce anlattığım
defterler yandığı zaman mahkemeden bir karar istisal ettirilebiliyordu, çıkartılıyor. Şimdi burada bir sorun çıkabilir, yani nasıl çözecek bilemiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi elektronik defter ve iç denetim kısmına kısaca ben değineyim. Şimdi elektronik defter üzerinden böyle tabii dört dörtlük bir iş denetim yapılması, dört dörtlük bir vergi denetimi yapılması, dört dörtlük bir elektronik denetim yapılması mümkün değil. Elektronik defter sonuçta nedir? Belgelerin bir nevi hülasası, raporlanması gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu işlerin yapılabilmesi için bu belgelerin de, bu bilgilerin de tamamen sistemde olması gerekiyor. Ancak elektronik defter verisi üzerinden bazı denetimlerin ben yapılabileceğini söyledim. Niye? Çünkü şimdiye kadar işletmeler defter kayıtlarını elektronik ortamda tutmuyor muydu? Herkes elektronik ortamda tutuyordu. Ama bunların bir standardı var mıydı? Bir standardı yok idi. Şu anda Türkiye'de irili ufaklı 1000'e yakın muhasebe programı var biliyorsunuz. Bu muhasebe programlarının hepsinin veri tutma şekli farklı. İşte e-defter bu farklı veri tutma şekillerini standart hale getiriyor. Hani biraz önce Amerikan menşeli dedik, oradaki krizler dolayısıyla doğmuş dedik. E-defterde kullanılan bu standart, o XBRL dediğimiz standart bize bu imkanı sağlıyor. Defterlerin daha kolay raporlanmasını, daha kolay analiz edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla iç denetimde bazı noktalarda elektronik defter verisi kullanılabilir. Örneklerini ben sunumda verdim. Örneğin işte ne bileyim kasadan 8.000 TL ödeme, işte borsanın tercih, restoran. Satın alma vesaire. Şimdi satın alma vesaire kısımları şöyle. Onlar eğer elektronik ortamda varsa bu tür denetimler de elbette yapılabilir. Farklı işte bu ERP dediğimiz kurumsal kaynak planlaması programları ile veya muhasebe programlarla, gelişmiş muhasebe programlarıyla bunların entegre edilmesi suretiyle bahsettiğiniz denetimlerden bazıları yapılabilir. Ben burada reklama girmesini de çok fazla söylemek istemiyorum ama mesela bu firmanın bu tür çözümleri de var. Yani bir malın imal edildiği aşamadan son nihai tüketiciye satıldığı aşamalara kadar olan süreçleri izleyen yazılımlar var. Yani siparişten son satış aşamasına kadar. Ondan sonrasında zaten e-defter. Dolayısıyla bunların hepsinin entegre edilmesi mümkün. Yazılımlar da bunlar yapılabilecek şeyler. Bağımsız denetim tam tasdik konularında da benzer şeyleri söyleyeceğim. Burada da bir takım kurallar geliştirilmek suretiyle bu denetimler yapılabilir. Size dağıtılan dokümanlarda örnekler var zaten buna ilişkin. Şimdi şube merkez konusuna gelince, şimdi elektronik defter bu konuda kağıt defterden çok farklı bir şey içermiyor. İsterseniz siz aldığınız o elektronik defter programı içerisinde bunları ayrı ayrı tutabilirsiniz. Buna ilişkin olarak zaten Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter kılavuzlarında değişiklik yaptı. Dolayısıyla şubelerin verilerini de onun içerisinde, e-defter içerisinde tutup merkez ve şubelerin gelirlerini, giderlerini tek bir yerde konsolide etmeniz mümkün. Kodlama sistemiyle mi yoksa ayrı defter tasdik ettiler? Bankalar açısından aldık. Bayağı bankalar, mesela bankanın bir şubesi ayrı ayrı olduğu için birleşiyor. Yani onu birleştirmesi mümkün. E-defter programları bunu yapıyor. Konsolide edebiliyor. Tabii ki. Defterlerin zayi olması meselesine gelince, şimdi hem elektronik defter hem de elektronik fatura aslında bu konularla ilgili yeni alanların doğmasına yol açtı. Son birkaç gündür belki dikkatinizi çekmiştir. Gazetelerde, televizyonlarda bazı haberler var. İşte artık biz sahte faturadan bahsediyoruz idik. Şimdi sahte e-faturalardan bahsediliyor. Şimdi kağıt ortamındaki faturalarda veya kağıt ortamındaki defterlerdeki sahtekarlıklar, hileler e-defterde veya e-faturada çok daha fazla. Niye? Çünkü bu bir elektronik belge. Elektronik faturanın aslında bir elektronik postadan farkı yok. Nasıl bir elektronik posta size gönderildiğinde bunun bazen işte spam olması, virüs olması ve sizin bilgisayar sisteminizi çökertmesi mümkünse,
size gönderilen sahte e-faturalarla da sizin bilgi işlem sisteminizin ele geçirilmesi, çökertilmesi elbette mümkün. Mesela yurt dışında tabii e-fatura işleri biraz daha geliştiği için şöyle yapıyorlar. E-faturanın üzerinde fatura bedelinin ödeneceği bankanın ismi ve hesap numarası ve tarihi de yazıyor. Şimdi fatura işletmeye geldiğinde örneğin bedeli 100 lira gözüküyor. Faturanın vadesi ne? Diyelim ki 15 gün sonra. O 15. gün geldiğinde o sizin faturanın size geldiği gün 100 TL olarak gördüğünüz rakam 15. gün otomatik olarak 1000 TL oluyor. Ve banka hesabınızdan 1000 TL'yi çekiyor. Bu ne? İşte e-faturanın içerisinde gizlenmiş bir gizli kod. Bir spam diyelim. Dolayısıyla işletmelerin e-faturaya, e-deftere geçen firmaların bunlara dönük önlemleri de alması gerekiyor. Biraz önce benim bahsettiğim uyum aracı, aynısı e-faturada da var. E-defter için bahsetmiştim ben. Bu tür hataları, bu tür sahtekarlıkları tespit etmeye dönük uyum araçları. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi yeni bir sahtekarlık türü e-faturada, e-defterde önümüze çıkacak önümüzdeki dönemlerde. Şimdi bunların zayi olması durumunda hani kağıt faturada veya kağıt defterde zayi olduğunda mahkemeden nasıl karar alınıyorsa